Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Sabahın nurundan hepinize selam olsun, sevgi olsun değerli arkadaşlar. Şu anda karanlık görüldüğü gibi hava aydın olmadı. Şahin susuluyor, ben de otları keseceğim. İşte biz böyle erken saatlerde başlıyoruz işe. Evet. Bugün Allah'ın izniyle düğün için İzmir'e gideceğiz. Otlarını kesmezsen buralarda geçemeyiz. Hı hı. Kedi kuyruğu bir sararsa, hiç sevmediğim o kedi kuyruğu. Bir tane şal var, bir tane etek attım geçen sene. Tuttum bırakmıyor, bir de işe de kalıyor. O tuttuğu yere kalıyor. Artık o çamaşır işe yaramıyor yani. Sirke notlarını küçükken kesmezsek büyüyünce köklenip ağaç oluyor. Heh. Arkadaşlar, işlere yetişmek için böyle Şahin'le beraber erken saatlerde başlıyor. Öyle. Başka türlü hemen işi oluyor. Sıcak kızdı mı? Başka türlü olmuyor. Olmuyor yani. Ya bu bahçeyi yaptık mecbur çapalığıcığın. Edeceksin. Ya hiç yapmayacaksın ya da yaptığına sahip çıkacaksın yani. Heh, doğru diyorsun. Ya yapmayacaksın ya da yapınca hı, bakacaksın. Yapıp da bakmamak, çapa çekmemek de olmaz. Olmaz. İyi oluyor ya, hobi gibi yani. Ha, iyi hareket oluyor da. İşte ayağımız biraz toprağa değiyor. Tabii. Öbür türlü ye ye yat. Ye ye yat. Çalışma iyi de. Biraz bizim de, biz de yetişemiyoruz. Dağınız da hani. Evet. İzmir'deki bahçe olsun. Başka çekim işleri. Çekimde sıkıntı yaratıyor. Tabii. Öyle olmasa bir gün burayı yaparsın, ertesi otunu kesersin, öbür gün çapasını yaparsın. Biz zamanla yarışıyoruz yani. Evet, zamanla yarışıyor. Zamanla yarışmaktan ben çok mutluyum. Sen de öylesin. Hani diyorlar ya, her şeyiniz var, her şeyi ekiyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Bak, herkes şu saatte yatağında sıcacık uyurken biz çapa çekiyoruz. Çok şükür Allah'ıma, Allah güç kuvvet veriyor. Sizler de dua ediyorsunuz, yapıyoruz. Mecbur muyuz bu saatte çapa yapmaya? Hayır, mutluyuz biz. Karanlık. Birazdan aydın olur zaten. Evet. Hava aydınlanıyor. Hı-hı. Şahin suluyor, serinde. Ben de otları kestim şöyle. Şimdi de mısır aşısı yapacağım. Neden aşı yapıyorum? İsraf olmasın diye. Tohumun hepsi bir araya denk gelmiş. Olan tohumu doldurmuşuz biz buraya. Şu seyrek yerlerine. Şimdi mısırı aşılayacağım. Nasıl aşılayacağım? Otları kurumuş zaten. Otlar kurudu. Sık. Buradan alacağım. Bayağı bir sık. Şöyle seyrelteyim. Aşılayayım. Bazen kökünden çıkmıyor. Olmaz böyle sık. Olmaz. Katliyen olmaz. Nasıl aşılacağım? Bir elimde kamera da göstereyim şöyle hemen. Domates, biber aşılar gibi. Su vereceğiz bunlara. Aşıladıktan sonra su. Seyrek yerlere, gayet seyrek yerlere. Şimdi kamerayı koyacağım hızlı hızlı.
su buna yeter. Bir de bir iki gün sonra can suyu verebilsek daha da güzel olur da. Mısırları sık yerlerden yolup seyrek yerlere aşıladık. Su vereceğiz. Su vermezsek tutmaz. Bismillahirrahmanirrahim. İzmir'e götürmek için sirken toplayacağım. Kara sirken. Kara sirkenleri burada toplayacağım. İzmir'de pişireceğim. Çocuklarımızla birlikte yiyeceğiz. Taze taze şu. Sulu beyaz sirken de alacağım. Taze olanlarından biraz karıştıracağım. Bunlar taze. Şöyle tepelerini koparacağım. Saplarını kesip atacağım. Şu tepelerini de alacağım. Kızıl bacak, kara sirken. Ve ak sirken diyorlar, beyaz sirken, sulu sirken. Şöyle sulu sirken biraz küllümsü, açık renkte. İkisini yan yana koyduğumuzda çok fark var zaten. Kara sirken çok lezzetli, çok tatlı oluyor. Sulu da güzel olur da kara sirken daha güzel. Taze olanları, taze olanları seçiyorum. Çok tarlada sanki özel ekmişin, özel ekmişin gibi. Sabah erken saatler. Biz yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce dedim. Taze taze toplayayım.
taze garagavuk bulsam, sütlü sakız otu, sütlü ot, o da çok güzel olur. Onlardan işte bak da bu biraz gart almış. Kökleri çok lezzetli olur, çok da şifalı. Gart almış, tazelerini bulursam alacağım. Özel olarak eksek kara sirkeni bu kadar olmaz. Özene özene eksek olmaz. Bizim bu tarlada mevki olarak sanki sirken mevkisi. Dağlarımızda mevki mevki oluyor. Yenilebilir yabani ot türü. Diğer cinsleri mevki mevki oluyor. Acemik otu. Mesela acemik otu, tarhana otu dediğimiz ot. Her bölgede olmaz. Yani bölge bölge yenilebilir yabani otlar değişik yerlerde oluyor. Onu demek istiyorum. Kara sirkenleri topladım, biraz da taze soğan alayım. Batça ganimetlerinden başladık İzmir'e taşımaya. Yeter bunlar. Biz İzmir'e düğüne giderken bahçenin son hali. Havuç ektim. Kırmızı pancar ektim. Şuraya çükündürü ektim. Yeni bitti. Biraz 2-3 tane bitmedi. Tekrar ektim. Tekrardan yeni yeni çıkıyorlar. Böyle minik minik. Ha. Soğan. Şöyle. Genelini hemen hızlı hızlı çekiveriyorum. Acele ediyor Şahin. Çekime yetişeceğiz. Domates aşıladım. Yok mu? Şahin'in gözlüğünü kaybettik de onu arıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da bahçe turu yapıyoruz. Şöyle fasulyeleri kurtardık ottan. Seyrek yerlerini aşıladım, tohum attım, suladım. Biberler. Şu tarafı süremedik, çapalayamadık, kaldı. Burada son biber, son domates falan ekeceğiz. Patlıcanlar. Şöyle tutmadı çoğu seyrek. Ey! Sen benim montu giydin mi? Giydim. Giydin. Odada. Bostanlarımız daha bitmedi. Şöyle görüldüğü gibi domateslerimiz. Domatesler bunları gırağa vurdu. Çok hayrı yok. Minik minik şöyle çiçek açtılar. O da bir iki tanesi. Az. Şöyle hemen hızlı çekiyorum. Mısır aşısı yaptık. Buradan Sıkkıye'den aldık. Şuraları aşıladık ve suladık. Diğerini sulamayacağız çeşneye. Diğer domatesler şöyle.
Buraya yer salatalığı ektim. Kendiliğinden biten kabaklar. Buraya da kendi yetiştirdiğim domates fideleri. Şöyle. Mısır çapasını yaptık Şahin'le. Çoğunu Şahin çapaladı. Ben az çapaladım zaten. Batçaga nimetlerinden kara sirkenleri de topladık. Patateslerimiz. Çok hayırı yok bu sene bahçemizin de. İnşallah daha sonradan güzel olur. Biz ilgilenip bakamıyoruz. Sırığa saran fasulye. Öyle. Yerde döken böğürülceler tefek sürdü de sapsarı. Nedenini bilmiyorum. Bunları gra vurmuştu. Böyle. Soğanımız. Maşallah o güzel. O çapayı çektik. Güzel. Şöyle domates fidanlarım var orada. Burada kendiliğinden çıkan kabak, aşkaba. Domates fidanları uyuttuydum. Son domatesi dikerim diye. Şöyle. O da yaban otlar. Kabaklarımız. Şu. Bu. Bir de o karşıdaki aşkaba. Aşkaba dediğimiz kızartma kabağı. Salatalık gibi olan. Bunlar bal kabağı. Çapaladık. Garı içine aldık. Gene boğazları dolacak. Gene dolacak. Gene otlar fışkırdı. Baş belası gan yaşı. Mısır gibi duruyor. Mısır'la bir farkı yok. İşte bizim bahçenin durumu bu. Arkadaşlar. Bahçenin genelini hızlı hızlı çektim. Bahçemiz, evimiz Allah'ıma emanet olsun. Köyümüz, Rabbim korusun, bizi de korusun, herkesi korusun. Herkesin kıymetlilerini Allah'ım korusun. Burayı demiş sevgili arkadaşlar. Sanki özel kara sirgen ekmişiz. Böyle. Notları çapaladım ya. Işıl ışıl oldu. Işıldıyor. Buldun mu? Bak telefonda yoğun, telefonun üstüne yoğurdu, almadım. Bulamadık gözlüğü ya. Soğanlarım kalmış, şöyle koyayım da. Pastalar. Kıyamam ya. Şahin gözlük aramaktan heba oldu. Hadi. Gelincikler. Kapıyı açalım. Cevizler de bu kadar. Cevizler de çok yok bu sene. Çok az.
Dua edin arkadaşlar. Bize Allah'a ısmarladık. Siz de kendinize iyi bakın. İzmir'de görüşürüz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Beğeni atın arkadaşlar. Görüşürüz. Üzerimi değiştireceğim. İzmir yolcusu kalmasın. İzmir'e doğru yola çıkacağız Allah'ın izniyle. Şuradan yağmurluğa geliyormuş. Aşıladığımız mısırlar, biberler, patlıcanlar Rabbim tarafından sulanıyormuş. İnşallah İzmir'den geriye köve döndüğümüzde çok güzel bir bahçeyle karşılaşıyormuşuz. Dua edin arkadaşlar. Rabbime emanet olsun inşallah diyoruz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız sevgili arkadaşlar yorum atarsanız sevinirim. Bay bay.